Start recording, please. Evet, telefonu bağlayayım reis. Ben buradan bilemiyorum reis. Ha. Mecbur o taraftan mıydı? Reis oradan bilince ayaklar yük bilmiyor. Moment. I want to be.
deep, right to feel alive. Alive. Evet dostlar, yağmur başladı. Biz şimdi altına gireceğimiz bir yere sığınmamız lazım. Reis, orada çoban var ha. Reis korkunç bir yer. Oraya mı çıksak ya? Koltuk ıslanmadan oturayım da götüm ıslanmasın anasını satayım. İnmiyorum ki, belki uzaktadır reis hayvanları. Evet dostlar, şöyle biraz gidelim. Altına girebileceğimiz bir ağaç mağaç olsak yol kenarında güzel olacak. Reis, şunlara gidebilir miyiz acaba? Dur bakalım, şuradan girelim reis. Daha ileri gidelim reis, gel. Bakalım ileri doğru.
Reis, motorların koltuğuna bir şey serip oturalım mı orada? Sen yağmurlu atabilir misin sen? Evet. Şöyle yakın atsak ikisini birden kapatır mı yağmurluk bu? Seveyim mi? He. Şöyle atsak iyi, ikisini de kapatalım mı? İlk benzin de çıkardık. Evet. Yetiyor mu? Yetiyor, tamam kapatalım. Az daha çekeyiz. Yeter mi kardeş? Kapatıyor. Tamam, yok gergin olsun şu arada. Zaten şey var. Yok, şey yok. Neyse. Şu alttan girelim buraya. Hop. O şey. Şuradan gideriz herhalde değil mi? Kim o? Kapı açık mı lan reis? Yok. Kaldırır mıyız? Kaldırır. Senin burada olduğunu anlatmayalım. Ne olur reis? Bir yere kadar. Evet dostlar. Hi hi. Hi guys. Kendimize mükemmel bir şey bulduk. Biz buraya çadır atalım şu an. Köpek geldi. Kamera kayıtta mı? Yapsana biz. Sigorta bir var ya. Allah Allah. Elektrik nereden çekmişler ki reis? Köpeğin, acaba köpeğin yeri miydi burası reis? Biz olabilir. Siz ne arıyorsunuz lan? Odadan çıkıp bakıyor. Reis, biraz kötü bakıyor. Şöyle yağmur sesini dinleyin dostlar. Evet dostlar, şu evde kaldı. Yani bizim Enes orada biraz kestirdi. Şu evdeydik normalde. Şimdi geri doğru dönüyoruz. Çünkü saat geç oldu. Ben şu mikrofonu şuraya takacağım şimdi. Videoyu bir kapatacağım. Şu dağın tepesine vuruyoruz. Çoban köpek. Köpek diyor ki az gidin de sizi kovalayayım diyor. Ama bir tane daha geldi reis.
Şimdi şunu bir atayım bakalım. Bayağı su tutmuş reis. Koltukların ıslanmasını bayağı engellemiş belli yani. Hey, şunun kolunu bulamıyorum ya. Havunun. Nerededir reis? Ha, eyvallah reis. Hey, senden bir şey daha rica edeceğim. Şunları inikleyebiliyor mu ya? Ben göremiyorum ya şeyden, kastan. Reis yalan oldu, zargana geçti, gidemedik. Aa, gökkuşağı oluştu reis. Reis, gökkuşağını yakalaman lazım. He, olur reis. Gökkuşağını çekebiliyor mu reis, bak orada? Reis, şelaleyi çektik ya. He? Olsun, sorun yok reis. Ne bileyim reis, ben dedim herhalde bayağı bir uykusuz kaldın. He? 10 kilometre falandı. Reis, yağmura yakalanırsak ne olacak? Yağmura yakalanırsak ne olacak reis? O sıkıntı, çünkü yağmur geliyor gibi. Zaten daha yemek yemeye gideceğiz reis. Gökkuşağına bakın dostlar. Enes yorgundu, biraz yattı o motosikletin olduğu yerde. Sonra ben o uyurken geziyordum, dedim şu kulübe açık mı acaba, oraya bir bakayım. Sonra orası da şansımıza açıktı, orada da şey vardı. Nedir onun ismi? Kulübenin içinde kanepe vardı. Çekyat dediğimiz. Orada da biraz şekerleme yaptı. Şimdi saat 6'ya geldi. Haliyle hava da soğuk, yağmur da var. Daha yemek de yiyeceğiz. O yüzden Enes'e dedim hadi gidelim. O da diyor, ben diyor seni bekliyorum diyor. Montunu kurutuyorum sandım diyor. Ben normalde gelirken montum biraz terlemişti. Rüzgar almıyor ya mont. Bir de o arazide biraz çıktık indik haliyle. Enes nerede bu arada? Ha, geliyor. Ben de korna sesi duydum. Meğersem şu öndeki scooter korna basmış bize de. Bir yakalayayım bakalım. Arkadaş nereye gidiyor? Kameranın önü yağmur mu? Öyle bir temizleyeyim, arada bir aklıma gelirse ekrana tıklatayım. Scooter değilmiş o ya, normal şey motormuş ya o. Demin kornaya basan oydu.
Hava bir açıyor, bir kapıyor. Manzaraya bakın. Ya spor ayakkabıyla falan da çıktık ya. Ayaklarımız da üşüyor. Haliyle Enes'in malzemeler de dün bir kısmını yıkadık. Montunu falan asmıştı Allah'tan da. Onun da sonuçta şeyi yok yani, pantolonunu giymedi, ben de giymedim. Kapri ile girdik geldik. Bacaklar sağlam soğuk alıyor yani şu an. Şöyle Enes'e şuradan bakın. Arkadan geliyor. Enes zayıf. O benden daha çok üşüyor. Tahmin edebiliyorum. O da şimdi hani buraya kadar geldik. Ben de şelaleye gidelim dedim ya. Beni kırmamak için gidelim diyor da. Adam hasta hasta olur. Zaten yoldan geldi. Bir de hastalıkla uğraşmasın. Enes'e şeyi sorayım ben hatta. Yani yemeği burada mı yiyelim, köfte mi yiyelim, yoksa aşağıda pideciye mi gidelim? Ona göre şu soldaki yoldan gidelim diyeceğim. O ben size bir ara göstermiştim ya videoda. İnşallah bir vakit bulursak oradan gideriz diye. Şu soldaki yoldan mesela. Reis. Şimdi şöyle bir yol var, tamam mı, böyle arazi. Yemeği burada yiyeceksek oradan gideriz. Eğer yemeği aşağıda yer izlersen buradan. Sen nasıl istiyorsun Reis? İstersen yemeği yedikten sonra da gidebiliriz de çok karanlığa kalmayalım diye dedim. O zaman yemeği burada yiyelim Reis. Buradan böyle gideriz Reis. O zaman yemeği yiyelim biz hızlıca. Havada kararmadan şey yaparsak güzel olur.
Ben şimdi kapatayım dostlar. Yemekten sonra açarım o servis yolunda. Hem şarjım bitmesin. Video da biraz uzun olsun. Çok da kısa yapmayayım. Hem o yolu görmüş olalım. Ben de görmedim o yolu. Gitmedim daha önce. Yemek yedikten sonra görüşürüz o halde. Hoşçakalın. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum da. Biz şimdi yemek yedik. Hava karardı. Şeyde sıra vardı çünkü. Yemek yediğimiz yerde yani köftecide, ızgarada. Gece sürüşü yapıyoruz. Bu arka yol üzerinden Bozat Mozat oralardan geçerek devam edeceğiz. Hey soldan. Hey şu haritadan şeyi kaldırayım bir dakika, dur şu arayı. Şu arayı kaldıracağım ileride. İleride kaldırayım ya da gel.
Oh, mm-hmm.